Anladım dedim ki abi o kadar sert ve sekter bir dil vardı ki herif. Hala var bak Selahattin'in canımızı okumuş. Ya aynı kitaptayız. Ya yapın da Selahattin. Bu sözler ortakları birbirine düşürdü. Konuşmalar gündem oldu. HDP'nin sert bir dili olduğunu söyleyen vatandaşa Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili adayı Ahmet Şık hala var. Bak Selahattin bugün canımızı okumuş yanıtını verdi. Ahmet Şık'ın HDP ve Selahattin Demirtaş'la ilgili sözleri dikkat çekti. Yani Selahattin'i çıkan HDP'den olsa da HDP kalmıyor. Hasip Kaplan'ın HDP'nin başına bir Türk geçmesin sözlerini hatırlatan vatandaşa Ahmet Şık, ben de bundan rahatsızım. Bir de Kürt faşistlerle uğraşamam yanıtını verdi. Ben Sırı Süreyya'nın böyle şey demiş adam yani. Sakın bir Türk'ü bu partinin başına geçirmeyin de böyle bir dinamik de var o partide. Ben o bundan rahatsızım zaten. Kesinlikle. Ha, ben bu ülkede yeterli Türk faşisti var, bir de Kürt faşistiyle uğraşamam abi yani. Bu kadar yani. Şık bu ifadeleri sosyal medyadan tepki çekince özür dilemek zorunda kaldı. Konuyu, olayı, olaydaki kişileri ve bağlamını açıklamaya çalışmadan fikrimi, kastımı ve duygumu yansıtmayan bu sözler nedeniyle kırdığım tüm HDP'li dostlarımdan ve Kürt halkından, Türkiye İşçi Partili yoldaşlarımdan içtenlikle özür diliyorum. Öncelikle 14 Mayıs'a dek ve sonrasındaki ortak mücadele geleceğimiz boyunca da yegane çabam, barış ve kardeşlik arzumuza zarar vermemek, ittifakımızda cisimleşen umutlara gölge düşürmemek olacak. Türkiye İşçi Partisi de Şık'ı ortada bıraktı. Şık'ın kamuoyuna yansıyan sözlerinin parti görüşlerini yansıtmadığını ve açıklamanın talihsiz ve kastını aşan ifadeler olduğu belirtildi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan da konuya ilişkin paylaşımda bulundu. PKK'nın Türkiye İşçi Partisi adını kullandığını söyledi. Allah'ın günü PKK'dan fırça yiyip özür dileyen bir parti. Şunu unutmayın, Türkiye İşçi Partisi adını kullanan bu yapı bir PKK uydusundan başka bir şey değildir. Üstelik PKK bunu 2388 kez anlattı. HDP, YSB, Türkiye'li görünmek için Türkiye solunu güdüyor. Dün EMEP, bugün bu şovmen, Türkiye İşçi Partililer.